Merhaba arkadaşlar bugün kararmış muzlarla çayın yanına harika bir tarif hazırlıyoruz. Sizler de mutlaka denemelisiniz. 2 tane muzumu bir tane kabın içerisine alıyorum. Ben orta boy muz kullandım. İsterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi dışı kararmış ama içine bir şey olmamış. Tabi istediğiniz muzu da kullanabilirsiniz. Muzlarımızı ezelim. Bu tarifle beni ilk defa izliyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bilimler zilini açmayı unutmayın. Üzerine bir paket beurre bisküvi ilave ediyorum. Robottan geçirdim ama fazla küçültmedim. 2 yemek kaşığı dolusu fındık veya fıstık, 1 yemek kaşığı da hindistan cevizi. İsterseniz sadece muz ve bisküviyle de hazırlayabilirsiniz. Elimizle iyi bir şekilde 3-5 dakika yoğuralım. Beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok merak ediyorum. Kıvamı gelmesi için yoğurmaya devam ediyorum. Çok lezzetli, harika bir ikramlık oluyor. Kıvamı bu şekilde. Bir tane tatlı kaşığı yardımıyla parça alıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Boyutu bu şekilde olması ideal. İsterseniz daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Hepsini aynı şekilde hazırlayalım ve kenarda bekletelim. Sizler de bu tarifi ilk defa görüyorsunuz ve izliyorsanız lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. 3 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz çok kolay bir krem arkadaşlar. Sizler de misafirlerinize çayın kahvenin yanında bu tarifi gönül hattıyla hazırlayabilirsiniz. Çat kapı gelen misafirlerinize 3-5 dakika içerisinde hazırlayıp hemen ikram edebileceğiniz kolay bir tarif oluyor arkadaşlar. Kenarda bekletelim ve çikolatalarımızı eritelim. Ben 80 gram bitter çikolata ve 80 gram sütlü çikolata kullanıyorum ve onları benmen usulü eritiyorum. Çikolatamı erittim arkadaşlar. Ben karışık kullanmıştım. İsterseniz sadece sütlü çikolata veya sadece bitter çikolata kullanabilirsiniz. Çatal yardımıyla tek tek muzlu bisküvi toplarını çikolataya batırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tabağın içerisine alıyorum. Yağlı kağıt servisinde tabağa yapışmayacak arkadaşlar. Rahat bir şekilde çıkaracaksınız. Bu tarif çok işe yarayacak. Muz yerine isterseniz elma da kullanabilirsiniz. Elmayı rendeyle kullanın. Sizler de bu tarifi denerseniz sizlerden Yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Çayın yanına ikramlık hazırlayabileceğiniz çok kolay lezzetli tariflerden bir tanesi oluyor. Gönül hattı ile sizler de denebilirsiniz. Bu şekilde batıyorum ve çatal yardımıyla fazla olan çikolatayı süzüyorum ve tabağın içerisine alıyorum. Aralarında boşluk bırakın arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde tabağın içerisine alıyorum ve diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyorum. Böyle tariflerin devamı için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bilimler zilini açmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar bir 5 dakika dinlendiriyorum ve üzerine artan çikolatayı bir tane poşet yardımıyla süslüyorum. Ben yeşil güzel süsledim. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Bir 5 dakika daha buzlukta bekletiyorum. Biraz donmaları gerekiyor. Ellerinize yapışmasın çikolatalar. Çok kolay, çok hızlı, harika bir ikramlık tarif. Sizler de mutlaka gönül rahatlığıyla bu tarifi denemelisiniz. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Yeteri kadar dondu ve iç dokusu da harika. Kalan muzları bu şekilde değerlendirdik. İç dokusu da harika. sizlerde mutlaka deneyin. Tarifimiz sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bilimler açmayı unutmayın. Yeni farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.